Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün atom kurabiye yapacağız hep beraber. Çok lezzetli, çok da besleyici. İnşallah sizler de denersiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hemen malzemelerimize geçelim. Öncelikle yarım paket margarinim var. Ben bunu hemen ısıtıp geliyorum. Sıvı yağımızı alıyoruz. Birazcık soğusun. Çok sıcak şu an. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bunu da ilave ediyoruz. Bir tane yumurta. Yumurtasını ilave ediyorum. Biraz karıştıralım. Yarım çay kaşığı karbonat. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şeker ilavesi etmiyorum. Çünkü zaten hem elmalı harcımız şekerli. Hem de içine karıştıracağımız hurma, incir, kayısı da yine şekerli. Üzerine de zaten pekmez dökeceğiz. Şeker oranı zaten bu şekilde yeterli. Dört buçuk su bardağı kadar da un alıyor. Ben göz kararı koyuyorum. Kıvamını zaten göstereceğim sizlere. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde. Cevizden birazcık büyük daha bezeler yapıyorum. İçli köfte açmayı biliyorsanız içli köfte gibi açabilirsiniz. Yoksa şey de kullanabilirsiniz. Portakal veya limon sıkma aparatından da kullanabilirsiniz. Bu şekilde açılıyor. İçine hazırlıyorum. Yaptığım elma rendesinden tabağımıza alıyorum. Sanki hepsi çok olacak gibi. Bu şekilde. Beş altı tane hurma çekirdeklerinden ayıtladım. Minik minik doğradım. Cevizlerimi biraz küçülttüm. Beş tane incir kullandım. Yine 4-5 tane de kuru kayısı kullandım. Böyle bir avuç kadar da çekirdeksiz kuru üzüm olursa gerçekten o da iyi olur. Ama benim şu an evde yoktu. Çıkma ihtimalim de yoktu dışarıya. Bu şekilde biraz karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı da tarçın ilavesi ediyorum. Ben biraz pişirirken de koymuştum. Biraz da şimdi yeterli. Şu şekilde açmıştım. Birazcık daha inceltiyorum. İçine bu karışımımızdan koyuyoruz. Ve aynı köfte gibi kapartıyoruz. Limon sıkacağı aparatını da yine kullanıyorum. Bununla da gerçekten şekilleri çok güzel oldu.
Bir de içli köfte aparatında denemek istiyorum bu şeyi. Bakalım bunda nasıl duracak. Eğer güzel olursa zaten tavsiye ederim. Bakalım tam bir atom kurabiye gibi olacak mı? Şöyle kenarlarını düzlüyorum. Da yapışmayan bir yer var. Gerçekten kocaman bir şey oldu. Bakalım iki tane de böyle deneyelim bakalım. Piştikten sonra da yine gösteririm size. Yine içli köfte de zaten bu şekilde yapılıyor. Gerçekten içi dolu dolu bayağı süper bir şey gibi görünüyor. Bakalım pişince nasıl olacak. Şimdi kurabiyelerimizi yumurtanın akına batırıyoruz. Sonra da fındık içine batırıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Hemen 175 derece ısılı, önceden ısıtılmış fırına. Atom kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçtikten sonra biraz tabağıma pekmez alıyorum. Ve üzerine pekmez döküyorum. Şu iri yaptıklarım. Bunlar içli köfte aparatıyla yaptıkları. Gerçekten onlar da çok güzel duruyor. Pekmez istemeyen dökmeyebilir tabii ki de, sevmeyenler de olabilir. Limon sıkacağı aparatıyla yaptığımın içini biliyorum artık nasıl olacağını. Ama İçli köfte aparatıyla yaptığımın içini gerçekten ben de çok merak ediyorum. İlk defa deniyorum. Wow. Hala çok sıcak. İçerisi dolu dolu. Şu şekilde. Bakın. İncirler de görünüyor. Tavsiye ederim. Evet, içli köfte aparatıyla da yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.